Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir dizüstü bilgisayar incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Casper'ın X500 isimli modeli. Evet arkadaşlar, bu incelememizde bilgisayarımızla ilgili birçok test yapacağız. SSD testi yapacağız bu bilgisayara. Yani okuma, yazma hızını göstereceğiz sizlere. Bir benchmark testimiz olacak. Bilgisayarımızın ortalama puanını göreceğiz. Ayrıca batarya testi uygulayacağız ve modern ofis uygulamalarında ve oyunlarda bize kaç saatlik pil ömrü sunduğunu burada beraber görüntüleyeceğiz. Fakat öncelikli olarak benim değinmek istediğim birkaç nokta var. Bunlardan sonra bilgisayarın içini de açacağım. Arka kapağını söküp iç mimarisini de göstereceğim. Yani burada işte boş SSD var mı vesaire gibi kafanızdaki soru işaretlerini de gidermiş olacağız. Fakat önce dediğim gibi birkaç tane konuya değinmem gerekiyor arkadaşlar. Öncelikli olarak bilgisayarımızın tasarımıyla başlayalım. Bu bilgisayar 19.7 milimlik bir inceliğe sahip ve ağırlığı da 1.59 kilogram. Genele baktığımızda bu seviyedeki bilgisayarlarda ağırlığın 2 kilograma yakın olduğunu söyleyebiliriz ve incelik olarak da Casper'ın bu modelinden biraz daha kalın görünüyorlar. Şimdi ben laptopu şöyle tuttuğum zaman arkadaşlar gerçekten hafif olduğunu söyleyebilirim. Metalik bir tasarım var. Buradan hemen bunu sizlere belirtmiş olalım. Ayrıca bu bilgisayarın en önemli özelliklerinden bir tanesi de ekranının 180 derece açılıyor olması. Biliyorsunuz bu özellik halihazırda pek çok bilgisayarda yer almıyor. Yani 180 derece olarak ekran açılmıyor. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi arkadaşlar bilgisayarı şöyle tuttuğumuz zaman sağ tarafta bir adet USB, bir adet Type-C ve HDMI girişi olduğunu görüyoruz. Ayrıca güç girişi de yine bilgisayarın sağ tarafına konumlandırılmış durumda. Sol tarafta ise iki adet USB girişine microSD girişleri eşlik ediyor ve bunun yanı sıra bir de kulaklık girişinin olduğunu görüyoruz. Yine Ethernet kablosu girişi de cihazın sol tarafında konumlandırılmış. Ekran çerçeve oranı gayet güzel arkadaşlar. Yani ekranın son derece büyük olduğunu ve çerçevelerin de son derece ince olduğunu size rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada Casper gerçekten güzel bir işçilik çıkartmış ve gayet şık bir bilgisayar geliştirmiş. Genel olarak bu bilgisayarın sadece iş odaklı olduğunu söyleyemeyiz. Biliyorsunuz böyle hani İnce yapılı bir bilgisayar göründüğünde genel olarak böyle iş odaklı olarak düşünülebilir. Fakat bu asla iş odaklı bir bilgisayar değil arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda öğrencilere de hitap ettiğini söyleyebilirim ben bu bilgisayarın. Neden? Çünkü bu bilgisayarla işlerinizi halledebildiğiniz gibi, ödevlerinizi vesaire yapabildiğiniz gibi aynı zamanda oyunda oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgisayarda Intel imzası taşıyan 10. nesil i5 Isaac işlemci yer alıyor. 10. nesil Isaac'in diğer işlemcilerden farkını şu şekilde tanımlayabiliriz. Bu Isaac logosu taşıyan işlemcilerde ekran kartı tarafı biraz daha güçlü arkadaşlar. Bunda dahili bir ekran kartı bulunuyor ve dahili bir ekran kartı bulunmasına rağmen gündelik oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Örneğin biz bu bilgisayarda Counter-Strike Global Offensive'ı oynadık ve genel olarak FPS tarafında bizi sevindiren sonuçlar verdi. Yani ben bununla çalışıyordum, canım sıkıldı, bir oyun oynayayım diyecek olursanız rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Şimdi gelelim arkadaşlar cihazımızın diğer özelliklerine. Yani nedir? RAM ve dahili depolama tarafına. Şimdi şunu size söylemem gerekiyor. Bu cihazda 32 GB RAM var ama Casper'ın sitesine girip oradan çeşitli özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Yani ben 32 GB RAM'i ne yapacağım diyorsanız atıyorum 8 takabilirsiniz, 16 takabilirsiniz. Yani cihazınızı özelleştirebilirsiniz. Yine dahili depolama tarafında da bu cihazda 2 TB'lık bir dahili depolamaya yer verilmiş. Yani ben bu kadar dahili depolamayı ne yapacağım derseniz eğer ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Casper'ın sitesine girerek özelleştirmelerde bulunabilirsiniz. Şimdi gelelim cihazımızın arkasını açmaya. Cihazımızın arkasını açalım ve nasıl bir soğutma sistemi var? SSD yuvaları boş mu? RAM yuvalarının hepsi dolu mu vesaire? Bunların hepsini birlikte görelim.
Evet arkadaşlar, bilgisayarımızın içini açtık. Burada hemen SSD'mizi görüyoruz. Bir tane SSD yuvamız bulunuyor görebildiğim kadarıyla. SSD yuvamızın hemen yanında da bir tane SATA'mız yer alıyor. Yani 1 TB'lık SATA koymuşlar buna, 1 TB'lık da SSD konulmuş. Fakat başka SSD yuvası görmüyorum ben, yok. Yani bir tane SSD yuvası var, ona göre SSD tercihinizi yüksek tutmanızı tavsiye ederim. RAM tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar 2 tane RAM yuvası var. Yan yana bir tanesi boş. Buraya bir tane 32 GB'lık RAM yerleştirilmiş. Dolayısıyla yine 32 GB daha koyup 64 GB RAM yapabilirsiniz ki ne gerek var, o da ayrı mesele. Yani şu anda bence 32 GB'lık bir RAM'e gerek olduğunu düşünmüyorum. Burada bir tane bataryamız bulunuyor. 36 watt saatlik bir batarya, 3175 mAh arkadaşlar. Burada yine bir soğutma sistemi var arkadaşlar. Bakır borular ve fanlarla desteklenmiş. Kısacası bilgisayarımızın iç mimarisinin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Çok böyle karmaşık bir yapısı yok. Genel itibariyle baktığımızda az önce de belirttiğim üzere bir tane SSD yuvamız, bir tane de SATA yuvamız bulunuyor. Dilerseniz SATA'yı ya da SSD'yi kendi tercihinize göre Casper'ın sitesinden konfigüre edebiliyorsunuz. Aynı şekilde iki tane de RAM yuvamız bulunuyor arkadaşlar. Yine dediğim gibi az önce de belirttiğim üzere RAM tarafında Casper'ın sitesinden konfigüre edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızın içini açtık, gösterdik. Şimdi gelelim testlerimize ve test sonuçlarımıza. Az önce de belirttiğim üzere biz bu bilgisayarda çeşitli testler yaptık. SSD'de gayet başarılı bir sonuç geldi karşımıza. 1880.94 okuma hızına, 1681.93'te yazma hızına sahip bu bilgisayar arkadaşlar. Batarya testi sonucunda da eğer modern ofis uygulamalarını kullanıyorsanız size 5 saat 17 dakikalık bir pil ömrü sunuyor. Fakat ben bu bilgisayarla hani modern ofis uygulamaları değil de daha çok böyle oyun oynamak istiyorum diyorsanız, o zaman da 3 saat 5 dakika gibi oldukça uzun bir süre sunabiliyor size arkadaşlar. Genel olarak ortalama benchmark puanı ise bu bilgisayarın 3492, sınıfındaki bilgisayarlara göre 1-2 tık yukarıda diyebiliriz. Şimdi gelelim bu bilgisayarın ses performansına. Ses performansı için YouTube'dan bir video açacağım arkadaşlar ve bu videoyu telefonumuza yüklediğimiz ses ölçeriyle birlikte izleyeceğiz. Hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bilgisayarımız ses performansı açısından da oldukça tatminkar bir seviyede. Şimdi gelelim bu bilgisayarı nasıl temin edeceğinize. Casper'ın sitesine girerek arkadaşlar özelleştirmeler yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Yani RAM tarafında, dahili depolama tarafında, SATA tarafında vesaire çeşitli özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız özelleştirmeler sonucunda da karşınıza değişken fiyat seçenekleri gelebiliyor. Eğer bu bilgisayar ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz de sizin sorularınızı hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.